Evet, Mabel Matiz Maya albüm inceleme videosu çekeceğiz ama altyapı sıkıntılarımız. Bana gel, klip gibi gel. Gel bana, dön dön. Öyle kolaysa gel başımdan, aldırat sevdanı. Yan taraftan ol. Kolay gelsin. Vallahi gel bir deneyelim. Ortalık dağınık, çok gösterme. Gel 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 gel. Mikrofon da çıkmasın, oturuyorum. Bu sefer koltukta çekiyoruz değil mi? Evet. Işık kötü ama yapacak bir şey yok. Gel. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Herkese merhaba. Türkçe Müzik İçerik Platformu Potpourri'ye hoş geldiniz. Bak, ilk defa bu cümleyi kullandım sonunda. Öyle olduğumuz belli olsun diye artık. Bugünkü konumuz Mabel Matiz'in merakla beklenen Maya ismindeki albümü. Daha önceki bir inceleme videomuzda bundan bahsetmiştik. Zaten albümün ismi Mabel Matiz'in annesinden geliyor. Annesinin ismi Maya, albüm ismi de Maya. Mabel Matiz'in 4. yıldızı, yani 4. albümü. Albüm içerisinde 23 tane şarkı bulunmakta. Bu iki şarkıyı zaten biliyoruz içerisinden. Biri Ya Bu İşler Ne, öteki de Öyle Kolaysa. Şarkılara tek tek gelmeden önce şunu söyleyelim. Albüm geneline baktığımız zaman, kapağına baktığımız zaman kesinlikle piyasadaki birçok albümden ve şarkıdan, birçok işten oldukça farklı görünüyor. Bundan 3-4 ay önce çıkan Öyle Kolaysa isimli şarkı, hem şarkısı hem klibiyle bu albümün fragmanı gibi aslında. Çünkü konsept itibariyle albümdeki diğer şarkılarla benzerlik gösteriyor. Şimdi albüme şarkı olarak değil de sözler olarak bakalım önce. Ben iTunes'tan aldım albümü. Çıktı gece. Oradaki dijital bukletten direkt sözlere baktım. Sözler o kadar güzel ki, böyle Mabel Matiz şarkı albümü değil de Mabel Matiz'in şiir kitabı gibi. O kadar güzel sözlere sahip. Yani böyle şarkılardan bağımsız, müzikten bağımsız olarak düşündüğümüz zaman alıp bir şiir kitabı gibi okuyabiliriz. Mabel Matiz'in Instagram'da bir storiesinde görmüştüm. Orada bahsediyordu albümün lansman gecesinde. Bu albümü yaparken işte doğup büyüdüğü yerden, Anadolu'dan, gezip gördüğü şehirlerden, turnelere gittiği şehirlerden ilham aldığını söylüyordu. Gerçekten de dediği gibi, hani böyle albüm Anadolu'dan her bir yöreyi anlatıyor gibi. Sanki her şarkı farklı bir şehir gibi, her şarkı farklı bir kültür gibi Anadolu içerisinde. O çeşitliliği yansıtmış ve albüm içerisinde bence hiçbir şarkıda tek bir fire daha yok. Bence 23 şarkının 23'ü de gerçekten çok başarılı ki zaten biz bu kanalda öncelik olarak sevdiğimiz işleri incelemeye çalışıyoruz. Mabel Matiz bu zamana kadar yaptığı işler zaten harika ve son albümde de bence artık zirvenin zirvesine çıktı. Bunun üstüne nasıl çıkacak bilemiyoruz. Yine dediğimiz gibi albüm bu kültürü yansıtıyor. Hani böyle şey gibi olmuş, böyle Mabel Matiz'le Anadolu'yu geziyorum. İşte geze göre göre geze nasıldı ama. Geze geze görelim. Gezelim görelim Anadolu'yu Mabel Matiz'le. Yani Mabel Matiz böyle şarkıları yaparken, sözleri yazarken böyle işte Anadolu'yu gezen arkeologlar gibi çalışmış gerçekten. Yani resmen Anadolu'nun içerisinden hikayeleri kazıya kazıya çıkarmış. Bu noktada gerçekten çok başarılı. Kullanılan müzikler, elektronik müzik var, işte 80'ler var, 90'lar var, halk müziği tınıları var, biraz arabesk var, pop var. Ya tam Mabel Matiz kalemi yani. Hem geleneksel hem modern aslında. Zaten sözlerden bahsettik. Şarkıları tek tek açtığımız zaman girişten, yani intro kısmından itibaren bütün müzikler bizi içine alıyor. Hatta aralarında bazıları çok çok özel olmuş. Bir şey diyeceğim. De. Ya, albümü dinlediğinde ya da şarkılarını, belli başlı şarkılarını dinlediğinde, mesela Yaban gibi, Paramparça gibi şarkıları dinlediğim zaman şey düşündüm, yani 60 yaşındaki bir adam dinlerse eğer bu benim zamanlarımın şarkısı diyebiliyor, ya da 40 yaşındaki, 30 yaşındaki bir adam da aynı şekilde aynı şarkıyı dinlerse bu benim zamanlarımın şarkısı diyebiliyor. Ben de dinlediğim zaman benim zamanlarımdan ya da benim çocukluk dönemlerinde dinlediğim şarkıların, dinlediğim ezgilerin benzerliği çok fazla var. Aynı şarkıda resmen yani zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissedebiliyorsun. Aynen, Öyle Kolaysa'da da söylemiştik onu zaten. Kesinlikle. Bu albümde şeyi gördük, Mabel Matiz'le 70'ler, 80'ler, 90'lar bitmiyor. Yani bir de kalemi o kadar iyi kullanmış ki toplumda var olan şeyleri, Anadolu kültürüne var olan şeyleri kendi sihriyle, kendi büyüsüyle çok güzel yansıtmış. Yani böyle bir dışa vurumculuk var. Nasıl kelime? Çok. Atilla Dorsay gibi albüm yorumladım. Eurocentric Anglo-Sakson bir yaklaşım var falan. Yok da bunlar yok ama bir evet, gerçekten hakikaten dışa vurumculuk olayı var. Yani hakikaten o kültürdeki malzemeyi alıp çok güzel edebiyatla çok güzel yansıtmış, müziklerle de öyle. Ben kliplerini çok merak ediyorum. Nasıl klipler gelecek? Öyle Kolaysa da gördük. Çok güzel klipler gelebiliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bu albüm gerçekten piyasadaki diğer artık sıradanlaşmış Türkçe pop piyasası, Türkçe pop müzik piyasası diyebiliriz. Onlara göre çok farklı ve hazmı zor. Yani hazmı zor derken gerçekten bu albümü oturup dinlemek gerekiyor. Öyle bu albümdeki şarkılar bir kafede arkada çalacak, işte dilimize pelesenk olacak, dolanacak şarkılar gibi şarkılar değil. Hakikaten derin. Hakikaten şarkı gibi şarkı, edebiyat gibi edebiyat, müzik gibi müzik olmuş bu albüm. Yani üzerine ödev yapacak gibi ya. Doğru. Değil mi? Oturacaksın. Yani. Tabii canım, üzerine mak... Yağmur.
Evet, Yağmur tüm şiddetiyle devam ederken biz o zaman şarkılara geçelim. Şimdi tek tek şarkıları inceleyelim, böyle ön plana çıkan, gözümüze çarpan şarkılardan bahsedelim biraz. Öyle Kolaysa dedik, albümün fragmanı gibiydi bundan 4 öncesinden, bize haberci gibiydi bu şarkı. Bizi albümde Fırtınadayım isminde bir şarkı karşılıyor. Bu şarkının sözleri gerçekten harika. Böyle sanki bir Yunus Emre şiiri okuyormuşuz gibi olmuş. Müziği de çok güzel. Hani albüm, bu şarkı neden bilmiyorum albüm başına kondu ama ben olsam ben de bu şarkıyı en başa koyardım. Bir diğer dikkat çeken şarkı bence Acan'ım, çünkü bu şarkı nakarat öncesi dörtlük nakarat ve müzik birleşiminde tam bir 90'lar şarkısı gibi olmuş. Albümün bence nadide eserlerinden biri. Mesela bu şarkıya klip çekilebilir, bence gayet eğlenceli olur diyoruz. Ayrılık Buna Denir isminde bir parça var. Bu şarkıyı dinlerken de ben sözlerden mi artık bilmiyorum, böyle Cem Karaca'yı hatırladım. Hakikaten bir Cem Karaca şarkısı gibi. Şimdi böyle tek tek şarkılara baktığım zaman hakikaten Mabel Matiz biraz abartmış yani. Hani hakikaten çok başarılı. Yani bir şarkıyı dinliyorsun, aklına Cem Karaca geliyor. Önceki bir şarkıya bakıyorsun, sözler Yunus Emre şiiri gibi. Bir şarkı 90'ları hatırlatıyor. Neyse, çok uzatmayayım. Bunları zaten konuştuk. Geçelim diğerine. Bir de burada bir düet var. Gülden Karaböcek'te Kalbime Azap isminde bir şarkı. Bence çok şık olmuş. Hem şarkı güzel, hem altyapı güzel. Hem de 2000 sonrası genç nesilimiz Gülden Karaböcek'le bir daha tanışmış oldu diyebiliriz. Boyalı da Saçların diye bir şarkı var. Benim en beğendiğim parça bu parça. Hakikaten Mabel, bu nasıl bir şarkı diyesi geliyor insanın. Böyle hani rap replay tuşuna eziyet ettim ben şarkıyı dinlerken. Şarkının sözleri, altyapısı harika. Özellikle o çıkış outro kısmındaki müzik çok güzel. Yani şarkı bizi çok iyi karşılıyor ve çok iyi vedalaşıyor bizimle şarkı. Benim en sevdiğim şarkı bu şarkıdır diyorum. Benim en büyük favorilerimden biridir. Yine Enteresan isimli bir şarkı var. Sarışın Değil. Bununla ilgili bir tweet de var. İşte Mabel Matiz'in önceden Sarışın diye bir şarkısı vardı. Şimdi de Sarışın Değil diye bir şarkısı var. Bir tane Twitter'da biri tweet atmış bunlara karşı. Tutarlılıkta Mabel Matiz gibi olun diye. Sarışın Sarışın Değil. Mabel Matiz de hatta bunu kendi Instagram storiesinde paylaşmış, çok gülmüş falan. İsmi görünce bir acaba mı falan dedim ben. Hani Sarışın Sarışın diye bir garip geldi. Ama şarkıyı dinlediğimde yine en etkilendiğim parçalardan biri oldu. Nakarat kısmı çok güzel olmuş. Çok vurucu sözlere sahip. Müzik de çok güzel. Bence yine albümün en nadide parçalarından biri bu parça diyoruz. Bir diğer dikkat çeken şarkı benim için mükemmeli. Çünkü bu şarkı bence albümde en iyi klip çekilebilecek şarkılardan bir tanesi. Çok akıcı, çok hareketli ikilikler halinde yazılmış. Diğer şarkılardan yapısal olarak biraz farklı gibi. Müziği de çok güzel. Böyle yüzümüzde bir tebessüm oluşturuyor. Umarız bu şarkıya klip gelir diyoruz. Diğer favorilerimden bir tanesi Babamı Beklerken. Çok duygusal şarkı. Yani şarkıda net bir yaşanmışlık var ve şarkı çok çok net, böyle bir kısa film gibi çok güzel bir hikaye anlatıyor bence. Bu şarkı da albümün en özel parçalarından bir tanesi. Ben niye hep böyle konuşmadan çıkarken heceleme şeklinde çıkıyorum? Hiçbir fikrim yok. Var mı bir fikrin? Yok, beni uyarsana. Şöyle biraz rahat oturayım. Ben var ya, rüya tabiri falan mı yapsam acaba? Çok güzel rüya tabiri yaparım. Rüyada Mabel Matiz'i görmek. Devam. Devam ediyorum. Bence değinmemiz gereken bir diğer parça da Dualar Değişir. Bu şarkının albümde iki farklı versiyonu var. Farklı bir şarkı olmuş. İki farklı versiyon da birbirinden çok ayrı. İki farklı ruh haline göre dinlenebilecek iki farklı versiyon yaratılmış. Sözleri çok hoş. Ben bu şarkıyı da çok çok beğendim. Şimdi bütün şarkılara tek tek giremedik. Çünkü çok fazla şarkı var. Artı albüm yeni çıktı, biz hemen işte incelemeye başladık. Bir ön inceleme gibi oldu aslında yine. O yüzden tek tek bütün şarkılara değinemedik. Eminim alta yorum olarak gelecektir, işte bu şarkıya neden değinmediniz, işte neden bu şarkıdan bahsetmediniz gibi. Açıkçası bizim ilk dinleyişte, ilk bakışta gözümüze çarpanlar bunlar oldu. Ki zaten hepsine ayrı parantez açmamızın farklı sebepleri var. Bazılarının müziğinin çok çok iyi olması, bazılarının sözlerinin çok çok iyi olması, bazılarının klip çekilmeye uygun olması. Ben de korktum. Bu sefer ben de korktum, çaktırmıyorum. Ve artık videonun sonuna gelecek olursak, gerçekten çok çok güzel bir albüm olmuş. Bence şimdiden 2018'in en iyi albümü olmaya aday. Yine söyledik, bu albüm piyasadaki diğer albümlere göre hazmı zor. İlk dinleyişte kavranması, sindirilmesi zor. Çünkü çok derin sözlere ve çok başarılı müziklere sahip. Evet hocam, bir son olarak favoriler yapalım mı? Var mı favori? Yani zor 2-3 günde tabii de. Yani şimdilik Sarmaşık'ı yaban diyebilirim aslında. Sarmaşık güzel. Ben hani bu Sıla'yla yazılan. Gerçekten mesela orada da Sıla'yı hissediyoruz çok net bir şekilde. Benim de bu Sarışın Değil, Babamı Beklerken, Boyalı da Saçların, bir de Fırtınadayım. Benim de bunlar şimdilik favorilerim. Bakalım dinledikçe albüm yüksek ihtimalle güzelleşecektir. O zaman kapatıyor muyuz? Kapatalım. Kapatalım. Daha fazla tutmuyorum insanları. Doğru. Ben kapatmadan önce Mabel Matiz'i tebrik etmek istiyorum. Bütün ekibini tebrik etmek istiyorum. Bir yerde okumuşum galiba, kadın ağırlıklı bir ekiple çalışmışlar. Çok güzel olmuş. Albüm kapağından müzikler, tasarım, sözler, her şey çok güzel olmuş. Muazzam olmuş. Yani kendisi şu an Türkçe müziğin en önemli isimlerinden biri. Umarız bu şekilde de, aynı şekilde de önemli bir isim olmaya devam eder. Bu kadar güzel işler yapmaya devam eder. Don't leave us alone diyoruz Mabel Matiz. İngilizce bildiğimi de belli etmiş oldum böylece.
O zaman videoyu kapatıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz diyoruz.